Kitap bir çıkalım, kaç defa getirmesi, disiplinsiz bir demokrasinin hiçbir faydası yok. Alt katta parti teşkilatları alıyoruz, orada eğitim veriyoruz. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin Baş şu anda salonumuzu onurlandırmışlardır. Kendilerine hoş geldiniz, doğru saygılarımızı, şükranlarımızı arz ediyoruz. Türkiye'nin geldiği süreç hepimizin malumu. Sıkışmış, ekonomik anlamda bir politika üretemeyen, sosyal anlamda yıkılmışlığın, kokuşmuşluğun eşiğine gelmiş, eğitim anlamında gençlerini eğitemeyen, çocuklarını yetiştiremeyen, sağlık hizmetlerini sağlayamayan, velhasıl bir devletin, hükümetinin sürdürmesi gereken, hiçbir hizmeti neredeyse sürdüremeyen bir 20 yıllık hükümetin varlığından bahsetmemiz gerekirse artık Türkiye'de bir değişim vakti geldiği aşikardır. Bütün muhalefet de zaten bu değişimi hayata geçirebilmek adına bugün birliktelikler, bugün belli bir yolculuk oluşturmaya çalışıyor. Biz de Bağımsız Türkiye Partisi olarak merhum Genel Başkanımız Sayın Profesör Doktor Haydar Baş'ın kaleme aldığı milli ekonomi modeline, yani Türkiye'nin geldiği bu sıkışık süreçte, hatta ben kitabımızı da yanımda getirdim. Milli ekonomi modeline, Türkiye'nin kurtuluşu, kurtuluş reçetesi olan bu modele sahip olmanın haklı gururu, mutluluğu içerisinde ekonomi politikaları üretmek üzere Türkiye'nin bu dar boğazdan kurtulması, gerçekten coğrafyasında ve Avrupa'da parmakla gösterilen, kıskanılan bir ülke haline gelmesi için çalışmalar yapıyoruz ve yapacağız. Güzel projelerimiz var, güzel bir seçim süreci inşallah yürüteceğiz. Bu noktada önümüzde muhtemeldir ki Türkiye'de bir seçimler süreci olacak. Evet, önümüzde bir seçim var ama yukarıda başkanımızla da istişarede bulunduğumuz gibi bir seçimler süreci öngörülüyor. Biz de Bağımsız Türkiye Partisi olarak hem hazirun heyet karşısında hem de Türk milletine şu sözü verebiliriz. Unutulmayacak seçimler geçireceğiz. Bağımsız Türkiye Partisi olarak, bendeniz Hüseyin Baş olarak sizlere hakikaten Türkiye'de siyaset varmış, Türkiye'de siyaset değişmiş diyeceğimiz bir seçim süreci yaşatmak, hissettirmek adına söz veriyorum. İnşallah bunu hep birlikte müşahede edeceğiz. Tüm bunların yanı sıra Türkiye'de siyaset uzun, konuşulur, sabahlara kadar konuşulur. Ama Türkiye artık gerçekten sağcının da solcunun da, Alevi'nin, Sünni'nin, Kürdün, Türkün, Laz'ın, Çerkez'in, bütün etnik grupların, bütün inanış gruplarının, herkesin bir arada yaşayabildiği, başkanımızın da çok defa söylediği gibi aynı masa etrafında birleşebildiği, aynı sofradan yemek yiyebildiği bir ülke olmak zorundadır. Bizi kavga ettirmeye çalışanlar var, mutlaka var ve her zaman var olacak. Ama bu kavga bizim kavgamız değil, biz bunu çok iyi biliyoruz. Bu kavga bizi kavga ettirmek isteyenlerin kavgası esasında. Her zaman istenen güçsüz bir Türkiye, her zaman istenen bölünmüş, parçalanmış bir Türkiye ve bizler Bağımsız Türkiye Partisi olarak ve inanıyorum ki Türkiye Değişim Partisi de aynı dünyada, aynı düşüncede ki Sayın Başkanımızı tanıdığım belki 20 yıllık süre zarfında her zaman bu noktada görmüşümdür. Türkiye'nin birliği için bir teminat, Türkiye demokrasi için bir teminat, Atatürk Cumhuriyeti için bizler birer teminat olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin gelişmesine, güçlenmesine, Türkiye'mizin ileri demokratik ve medeni ülkeler seviyesine çıkmasında, örflerimizin, törelerimizin, geleneklerimizin korunmasında, bayrağımızın korunmasında, toprağımızın korunmasında, ulusal birlik anlayışında Bağımsız Türkiye Partisi ile el ele, kol kola, omuz omuza olmanın bugün gururunu yaşıyor. Bu vesileyle sözlerimin hemen başında kendisini tanımaktan büyük mutluluk duyduğum, kendisiyle birlikte
uzun sohbetlerimiz olan, bugün kendisi hak dünyada el ele el hakka diyen ve gerçekten Türkiye'de incinsen de incitme diyen, Atatürk ilkelerini güçlü ve onurlu bir şekilde savunan, Atatürk milliyetçiliği konusunda taviz vermeyen, Malazgırt'tan Kocatepe'ye tam bağımsız Türkiye diyen Haydar Baş hocamı saygıyla, sevgiyle bir kez daha anıyorum. Hepimizin ana amacı var. Bağımsız Türkiye Partisi ve Türkiye Değişim Partisi rütbe için yollarda değil. Bizim iki partinin de rütbe heyecanı yok. Biz rütbelerimizi çok erken yaşta aldık. Bizim ama Türkiye'mizin bölünmez bütünlüğü için, Türkiye'mizde kavgacı, uzlaşmacı olmayan siyaseti değiştirmek için, siyasetin yapılış şeklini, siyasetin uygulama şeklini değiştirmek için yollardayız. Bizim Bağımsız Türkiye Partisi ve Türkiye Değişim Partisi olarak ana görevimiz, atalarımızın, dedelerimizin, ecdatlarımızın bize bıraktığı ay yıldızlı bayrağı, demokratik dünya dedikleri Almanya'nın, Fransa'nın ve İngiltere'nin önüne çekmek istiyoruz. Türkiye iki ittifaka mahkum değildir. Siyasi partiler arasında işbirliği ve güç birliği her zaman olacaktır. Daha önce Anavatan Partisi ile, Demokratik Sol Parti ile, Yeniden Refah Partisi ile ve birçok siyasi partiyle de özel görüşmelerimiz devam etmekte. Bugün Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı, sevgili Genel Başkan Hüseyin Başı ve çok değerli heyetlerini çalışma arkadaşlarımla birlikte Türkiye Değişim Partisi Genel Merkezimizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Bugün yepyeni temeller atılmıştır. Bugün Türkiye'mize müjdeler olsun. Bugün Türkiye'miz bilsin ki Türkiye'miz sahipsiz değildir. Türkiye'de siyasi partiler arasında işbirliği ve güç birliği olacak. Türkiye'de yorulan, heyecanı biten siyasi partiler gidecek. Yeni, heyecanlı, enerjisi yüksek olan siyasi partiler ülke yönetiminde söz ve karar sahibi olacak. Bugün Türkiye'miz için önemli temeller atılmıştır. Bugün Türkiye'nin gelişmesinde çok önemli çalışmalar yapılmıştır. Güzel Türkiye'm, mutlu Türkiye'm, güler yüzlü Türkiye'm, Türkiye'm sahipsiz değildir. Demokrasi var olacak, demokrasi yaşayacak ve siyasi partilerimiz arasında işbirliği ve güç birliği gelişerek devam edecek. O nedenle bir kez daha Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı sevgili Hüseyin Baş'a ve çok değerli heyetlerine çok teşekkür ediyorum. Ve bugün burada beni konuşturan güç, önce Allah'ımın gücü, sonra da ahdı vefa. Vefasız toplumlar taş olur. Vefasız toplumlardan hiçbir şey olmaz. Bugün burada Haydar Baş hocamı saygıyla, sevgiyle, minnetle anıyorum. Mekanı cennet olsun. Böylesine bir evlat, böylesine kadrolar yetiştirmiş hocama da saygılarımı sunuyorum. Şimdi şöyle arkadaşlar, milli ekonomi ve ekonomik milliyetçilik birleşiyor. Yani burada diyoruz ki iş, aş, Haydar Baş. Burada da ben sevgili genel başkanımıza diyorum ki ne bir eksik ne bir fazla %100 Sarıgül abi senin gözlerini öpüyorum.